Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun çok yakın bir zamanda lider yaklaşımı tedbirine yönelik çağrıya çıkacağının müjdesini de buradan vermek isterim. Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon euro olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Kırsal kalkınmaya can suyu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün ilgili tüm paydaşların katılımıyla düzenlediği Kırsal Kalkınma Sempozyumunda daha refah bir kırsal için stratejik yol haritası ve eylem planları ortak akılla oluşturuluyor. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü hibe destek... Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınmanın ilgili tüm paydaşları bugün burada. Değişen iklimde tarım konusundan kırsalda teknolojik dönüşüme kadar 7 ana başlık etrafında kırsal kalkınma ile ilgili tüm konuları masaya yatırıyoruz dedi. Bu program kapsamında 2006'dan bugüne sağladığımız desteklerle yaklaşık 15 bin projeye ve makine ekipmana günümüz rakamlarıyla 12 milyar lira hibe ödemesi yaptık. 112 bin insanımıza istihdam sağladık. Bu yıl ise 3.458 proje için 1.1 milyar lira hibe tahsis ettik. 2022 yılı için 31 Ekim'de almaya başladığımız kırsal altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamındaki projelerin başvuru sürecini 21 Ocak'ta tamamlayacağız. Ayrıca 300 bin liraya kadar olan makine ekipmanlara bu kapsamda %50 hibe desteği vereceğiz. Yine ekonomik yatırımlar kapsamında proje tutarı 250 bin lirayla 3,5 milyon lira arasındaki proje başvurularına 31 Ekim itibariyle başlattık ve başvuru sürecini 31 Ocak 2022 itibariyle tamamlıyor olacağız. 2022 yılında kırsal kalkınma yatırımını desteklemek için 1,3 milyar lira ayırdık. Ve ben buradan tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum. Desteğiniz hazır. Sizi bekliyor. Durmayın, beklemeyin. Projelerinizi hazırlayın. Biz kırsala yatırım yapanın, bu ülkeye istihdam sağlayanın hep yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının yaklaşık bütçesi 24 milyon euro olacaktır. Bunun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki kırsal alanların iyileştirilmesi, kırsalda yaşam kalitesinin ve gelir seviyesinin artılması için yol haritasının belirlenmesi, eylem planlarının güncellenmesi bu sempozyum vesilesiyle kapsamlı bir biçimde ortaya çıkarılacaktır. Bu sempozyum kırsal kalkınmanın geleceği için hayati bir toplantı. Çok faydalı olacağına inancım tam.